Videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Süper Mesut'un Midlane Serin. Bugün Twitter'da sizden gelen soruları cevaplayacağız. Takımda en çabuk ısındığı kişi kim? Takımda en çabuk ısındığım kişi. Sanırım Zaytnot ya. Neden Zaytnot peki? Yani çok rahat iletişim kurabiliyordun o yüzden. Yurt dışından teklif aldı mı? İleride yurt dışı olursa nereye gitmek ister? Yurt dışından birkaç teklifim oldu. Ama yani olmadı bir süre sonra. Çok da zamanım yoktu zaten teklif için birkaç olaydan dolayı. Şu an yurt dışına gidecek olsam büyük ihtimal LEC'ye gitmek isterdim. TCL'deki en iyi orta koridorun kim olduğunu düşünüyor? Bence en iyisi Serin ama Köfte bayağı yakın. Köfte hakkında ne düşünüyor? İki soru gibi bir şey bu. Anladım. Şu an hani bir şey demek zor ama en iyisi ben olurum gene büyük ihtimal. Böyle şeylerde önce bir oynayışı görmek lazım. Çünkü performans bayağı değişebiliyor. Split'ten split'e bile. Köfte bence iyi oynuyor. Şu an özgüven de kazandı biraz. O yüzden daha da iyi oynayacağını düşünüyorum. Neden Serin? Neden Serin? Allah çok böyle net bir sebep yok. Ben pro olmadan önce bir nick'im yoktu. Hızlı bir nick bulmam gerekiyordu. O zamanlar lise sondaydım galiba. Ama üniversiteleri işlerken Serin diye bir şey vardı. Oradan geldim. Bu sezon yayın açmayı düşünüyor mu? Solo Q yayınlarını izlerken eğleniyordum. Yeniden açmasını çok isterim demiş. Yayın açmak istiyorum ama yayın açarken genelde LoL oynamadan çok böyle bir şey yapamıyorsun. VOD izleme falan filan. O yüzden bu yıl özellikle kışın da hiç açmadım. Bir tık kendime şey yapmak istiyorum, zaman ayırmak. Bu soru da bizden gelsin. Koreli oyuncular ve Koreli koç hakkında ne düşünüyor? Koreli oyuncular bence şu an çok iyi. Oyun anlamında demiyorum ama oyun dışı. Bayağı iyiler yani. Oyun içi göreceğiz. Koreli koç hakkında da bayağı yani sağlam kariyeri olan bir koç geliyor. Ama ondan da bayağı ümitliyim. Bana çok şey katacağını düşünüyorum. Serin havalarda daha iyi oynadı, doğru mu? Diye bir soru gelmiş. Doğru. Hava serinken performans artıyor bayağı. Dünya üzerinde oyun tarzını en beğendiği 3 midlane kim? Geçen split Zeka'yı beğeniyordum. Şu an ama meta ondan çok uzakta. Şu an ise Knight ve Faker sanırım. EMEA Masters'ta karşısında oynamak isteyeceği ve oynamak istemeyeceği takımlar hangileri? Neden? Vallahi oynamak istemeyeceğim herhangi bir takım yok. Böyle şununla oynasam çok iyi olur dedim de bir takım yok. Bence eğer biz takım olarak iyi olursak çok bir rakip görmüyorum, kolay olacak. Chieftain hakkında ne düşünüyorsun? Uyum sağlayabileceğini düşünüyor musun? Daha çok maç oynayamadık beraber ama agresif bir oyun tarzı var. Ben de agresif oynamayı seviyorum. O yüzden zaman içinde uyumumuzun daha iyi olacağına inanıyorum. Uyum sağlarız büyük ihtimal. Köfte'nin önceki mevsimki çıkışı sonrası kendini bu mevsim en iyi yerli midlane olarak kanıtlayabilecek mi? Kanıtlayabileceğim. Çok ne? Kanıtlayabileceğim. Yani ne diyeyim ki bu soruya? LEC ve NA'den iki tane orta seviyelerde takılan iki takımdan teklif gelse hangisini tercih eder? LEC. Neden LEC? Şu anda LCS'in geleceğini çok iyi görmüyorum. En sevdiği müzik türü ne? Diye bir soru gelmiş. En sevdiğim müzik türü rock büyük ihtimal. Ama her şeyi dinliyorum genelde. Ama özellikle bak. Kulağına hoş gelen her şeyi dinliyorsun. Valorant'ta en çok oynadığı ya da en sevdiği ajan. Valorant'ı hiç oynamadım. Hiç bir kere oynadım. Yok. O da etkinlikte oynuyorduk. Birebir attık. Hiç oynamadım bu. Yok. FPS oyunlardan peki? FPS, CSGO oynuyorum. Ama onda da char yok ya. Aynen doğru. Bu soru özelinden gidelim. Böyle LoL dışında oynamayı sevdiğin oyunlar var mı? Var. Rust'ı çok seviyorum. Hearts of Iron'ı seviyorum. Bu aralar Gym World ona başladım. Öyle. Baba ve Armut'la iyi üçlü olacağınızı düşünüyor musun? Düşünüyorum. Şu an iyi gidiyor. İyi gidiyor mu? Okey. Geçen sezonki Serin'i bize yeniden izletecek mi? İzleteceğim metada el verirse. Şu an midlane çok iyi bir durumda değildi ama bir tık yavaş yavaş güçlendiriyorlar. Midlane'de yani nişancı şampiyonlar oynamayı düşünüyor musun? Evet, düşünüyorum. Bu aralar Jhin oynuyorum. Çerez video yaptı zaten onun hakkında. Lig'de çok iyi performans gösterirken uluslararası turnuvalarda neden ligdekinden düşük kalıyor yoksa öyle mi gözüküyor bize? Yani biraz heyecan oluyor tabii ki MSI Worlds'ta. Ama mesela benim için ilk MSI, ilk tecrübem baya kötüydü. Baya elim ayağım titriyordu çünkü. Çok da kötü oynadım ilk MSI'yi. Ama ikinci ve üçüncü MSI'de o heyecan biraz daha azaldı. Orada rakipler bir tık daha zor olduğundan öyle gözükmüş olabilir.
Selam Serin abi. Öncelikle nasılsın? Umarım keyfin yerindedir. İlk başta e-spora başlarken ailenden nasıl bir tepki aldın? Aynı zamanda okulunu yürütmekte zorlandın mı? Hı-hı. Yaz mevsiminde başarılar deyip de bitirmiş. İyiyim, teşekkürler. Ben e-spora girerken lise sondaydım. Üniversite sınavına hazırlanıyordum bir yandan da. Hatta bırakmayı falan düşünüyordum e-spora salıp. Sonra Wildcats'tan ve birkaç takımdan daha teklif geldi. Özellikle Wildcats menajeri ailemi bayağı ikna etmeye çalıştı. Öyle oldu yani. Başta bayağı karşılardı. Ama böyle bir süre sonra o başarı falan gelince maddi manevi şey oluyor. İkna oluyor aileden. TCL'in geleceği hakkında ne düşünüyor? TCL'in geleceği vallahi bilmiyorum ya, bakalım. Sence iyiye doğru mu gidiyor yoksa kötüye doğru mu gidiyor? Yani bu son dönemde MSI slotların alınması falan, MA'ya gitmemiz bence oyuncular için çok daha iyi oldu. Çünkü çok daha fazla oyuncu şu an kendini gösterebiliyor. Ama bir yandan da kötü oldu. Çünkü MSI Worlds gidip temsil etmek ya yani çok ayrıydı. Mesela bu Londra'daki MSI'ye gitmek çok isterdim mesela. TCL'den. Bu soruyu da ben ekleyeyim direkt şahsi olarak. Sence bu kadro MSI veya Worlds'da olsaydı, sence bu kadro iş yapabilir miydi? Şu an bulunduğumuz kadro mu? Evet, şu anki kadro. Yani şu an çok erken bunun için. Ama eğer böyle uyumlarımız iyi olsa, ciddi bir seviye yani iyi oynasak belki olurdu diyeceğim de hiç belli olmuyor yani. Orada atmosfer bambaşka. Geçen sezonki kadro başarı skalasını yakaladıklarını düşünüyorlar mı? Düşünmüyorlarsa sebebi neydi? Geçen split değil mi? Evet. Yok ya, başarı yakalayamadık. Hatta beklediğimizin çok altında oldu. Gereklilikte gerek EMEA'da. Hiç beklenileni veremediğimizi düşünüyorum. Solo Q, Flex, Clash hangisi daha iyi? Solo Q daha iyi, net. Çok neden net. Solo Q daha iyi diğerlerine nazaran? Yani diğerlerinde 5 kişi girebiliyorsun. Ama Solo Q'da böyle teksin, tek taşımak zorundasın. Ve rakip de 5 kişi giremiyor. Bence asıl olay o. Yani yoksa iyi takım asla kaybetmez, saçma olur. Yani ben böyle Clash olsun, Flex olsun genelde bir tık daha troll seviyorum. Sorularınız için teşekkürler. Ben şimdi Solo Q oynamaya kaçıyorum. Gelecek videolarda görüşmek üzere.